Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda son günlerde ülke gündemini meşgul eden Instagram engeliyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şimdi biliyorsunuz 2 Ağustos sabahı uyandığımızda Instagram'ın engellendiğini gördük. Bunun temel sebebi ilk etapta İsmail Haniye biliyorsunuz Hamas liderinin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından öldürülmesi ve bununla ilgili paylaşımların Türkiye'den yapılan paylaşımlardan bahsediyorum. Instagram tarafından yani daha doğrusu Instagram'ın sahibi olduğu Meta tarafından engellenmesi olarak ortaya çıkmıştı. İlk etapta aslında bu bilgiler bize verilmişti ve kamuoyunda genelde bu konuşuluyordu. Ama konu biraz daha detaylandırıldığı zaman aslında başka şeylerin olduğu da ortaya çıktı. Bu engelin arkasında yatan temel sebep ise bugüne kadar Türkiye'nin hassas olduğu konularda Meta'nın yani Instagram'ı sahibi olan firmanın herhangi bir adım atmamasıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce benzer bir durum 2008 yılında YouTube'da da yaşanmıştı. Yani Google'da da yaşanmıştı ve YouTube ülkemizde 2008 ile 2010 tarihleri arasında engelli kalmıştı. Hatta daha sonraki yıllarda da biraz daha kısa sürelerle olmakla birlikte yine çeşitli engellere YouTube maruz kalmıştı. Bunun temel sebebi ise şu arkadaşlar. Türkiye'nin hassas olduğu terörle ilgili, Atatürk'le ilgili veya farklı konularla ilgili paylaşımlarda ne yazık ki bu iki şirket diğerleri de benzer şekilde davrandığı zamanlar olabiliyor. Pek aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Peki bu Hamas konusundaki tartışma neden çıkıyor? Aslında buradaki temel konu şu. Instagram yani Meta Amerikan kanununa göre çalışıyor ve Amerika'ya göre Hamas bir terör örgütü. Terör örgütü olarak listelendiği içinde Hamas'la ilgili paylaşımları muhtemelen dünyanın neresinde olursa olsun Instagram ve Meta bir şekilde engelliyorlar arkadaşlar. İşte bu ve farklı sorunlardan dolayı Instagram ülkemizde engellendi. Peki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Instagram ne zaman açılacak? Bu konuda net bir bilgi yok arkadaşlar. Hükümete, devlete yakın kaynakların bazı paylaşımlarını görüyorsunuz da siz de internette benim gibi. Yakında açılıyor, kısa süre sonra açılıyor, hemen açılıyor, görüşmeler başladı falan gibi bilgiler veriliyor. Bu görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Meta'nın bu konuda adım atıp atmayacağı henüz net değil arkadaşlar. Benim öngörüm kısa vadede atacağını düşünmüyorum. Çünkü benzer bir durum Google'la da yaşanmıştı. Az önce bahsettiğim gibi 2008 yılında ve YouTube 2 yıla yakın bir süre kapalı kalmıştı ülkemizde. Tabii kapandığı zaman ben çeşitli videolar yapmıştım. Dikey videolar yaptım. Çeşitli sosyal ağlarda da paylaştım. Hatta Instagram'a da koydum. DNS üzerinden giriyorum ben şu anda. Instagram'a da koydum bu paylaşımları. İşte altına iyi olmuş, kapatılsın, şöyle olmuş, böyle olmuş diyenler oldu. Tabii bazıları bu konuda şöyle düşünüyor. İşte fenomenler iş yapamayacak, oh yaşasın diyenler var. Instagram'a ekmek kapısı olanlar var aramızda. Oradan bir sürü ticaret dönüyor. Bir şeyler yapıyorlar. Onlar tabii ki doğal olarak üzgünler ve alternatif yollar aramaya çalışıyorlar ki birçok insanı etkileyeceğini düşünüyorum ben Türkiye çapında bu engellemelerin. Yani ülkemizde de aslında bu konuda bir konsensus yok. Kapanmasına iyi olmuş diyenler de var. Hayır kapanmasın diyenler de var. O yüzden hani bir konsensus olduğunu düşünmüyorum. Benim kişisel fikrimi soracak olursanız ben uzun yıllardır biliyorsunuz teknoloji sektöründe içerik üreten birisiyim ve uzun yıllardır da bunu iddia ediyorum. Bence site kapatarak ya da uygulama engelleyerek, siteyi engelleyerek bir yere varılmıyor arkadaşlar. Bu hem bize zarar veriyor hem de karşı tarafa zarar veren bir şey. O yüzden bence farklı cezalar, farklı yönlendirmeler, farklı düzenlemeler yapılabilir bu konuda. Evet. Ben şunu da doğru bulmuyorum. Yani Meta'nın herhangi bir şeyi bize göre çok önemli olan bir şeyi kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor olması doğru değil. Yani Atatürk'e bir hakaret yapıldığı zaman onlar için çok önemli olmayabilir ya da belli kıstaslar içinde doğru kabul ediyor olabilirler ama bizim açımızdan bu kabul edilemez bir şey. Bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Bunda kesinlikle hemfikirim. Ancak site kapatmak 2024 yılındayız arkadaşlar. Yani doğru bir yöntem değil. Bunun farklı alternatifleri olabilir. Şirkete ceza verebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de Facebook Türkiye'de bir yapı var. Google Türkiye olduğu gibi. Bunların çeşitli yaptırımlar uygulayabilirsiniz ama site kapattığımız zaman buradan ekmek yiyen yemeyen, kullanan kullanmayan herkes bir şekilde öyle ya da böyle etkilendiğini düşünüyorum. Hatta ciddi zarar görenler olduğunu da düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Muhtemelen aynı fikirde olmayanlar şimdi videonun altına yorumlar yazacaklar. Yazsınlar. Onlar da başımızın tacı. Ama ben de kendi kişisel fikrimi burada iletmek istiyorum sizlere. Peki çözüm önerisi ne olabilir? Az önce söyledim yaptırımlar vesaire ama bunun dışında bazı çözüm önerileri de var. Ne olabilir? Kendimizin böyle bir sosyal medya oluşturması. Tabii bu denendi geçmişte. Biliyorsunuz Turkcell bir arama motoru yaptık. Yerli, milli falan filan dedi. O konuda da bir sürü sorunlar, iddialar ortaya atılmıştı. Şu anda ne aşamada bilmiyorum. Türk Telekom'un kendi sosyal ağı var. Hani Twitter'a rakip, Instagram'a farklı filan gibi bir düşünceleri vardı. Oradan da bir şey çıkmadı. Çıkacak gibi de görünmüyor arkadaşlar. Çünkü bu işler çok kolay değil. Hani şunu da iddia etmiyorum. Amerikalı yapmış
biz hiç uğraşmayalım. O da doğru değil ama kolay işler değil. Böyle hani bugün açtım, yarın milyonlarca Türk oraya gelecek. Orada biz birbirimizi işte şey yapacağız, dünya çapında olacağız falan diye bir dünya yok arkadaşlar. Bunu farklı rakipler de denedi. Yani Türkiye dışında da yapanlar oldu. Onlar açısından da kolay değil. Bizim için hani yerli ve milli bir şey yapalım falan dediğiniz zaman onu dünyada nasıl kullandıracaksınız? Bu gibi sorunlar var. Ha, yapılamaz demiyorum bu arada. Bakın altını bir kez daha çiziyorum. Yapılabilir alternatifler, üretilebilir ama o kadar kolay olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Bugün 5 Ağustos 2024. Henüz görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler sürecek. Bence biraz daha sürer ama ben kısa vadede bir olumlu sonuç olacağını düşünmüyorum. Yine söylediğim gibi bu benim kişisel fikrim. Belki bu videoyu izledikten 3 gün sonra da Instagram açılabilir. Ama ben o kadar kısa sürede olacağını sanmıyorum. Çünkü elbette Türkiye'nin talepleri önemli ama bunun Meta tarafında nasıl bir yansıması olacak, bunun çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle hemen karar verilip de tamam işte biz onları kaldıracağız, bunları yapacağız gibi bir kolay bir şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Aksi de olabilir bu arada. Onu da altını net bir şekilde söyleyeyim. Hızlı da çözülebilir. Ama ben kısa vadede çok böyle hemen bir çözüm olacağını ve her şeyin eskisi gibi olacağını kısa vadede düşünmüyorum. Bu birkaç ayda sürebilir. 1-2 yılda sürebilir. O yüzden her şeye hazırlıklı olun. Ben kendi içerik stratejimi her zaman zaten şöyle oluşturuyorum. Tek bir kanaldan ilerlemiyorum. Mesela Instagram benim için gelir kapısı olarak da baktığımızda %10, %20 bile teşkil etmiyor benim açımdan. Benim için en önemli kanal şu anda YouTube mesela. Diğerlerini de ihmal etmiyorum. Örneğin Instagram'a yüklediğim dikey bir videoyu TikTok'a da yüklüyorum, YouTube'a da yüklüyorum. Bu şekilde çoklu kanal stratejisi geliştirirseniz en azından içerikleriniz bir kanalda, yani bir sosyal medya platformunda kapandı, engellendi, şu oldu, bu oldu. Hesabınız da kapanabilir bu arada. Instagram sizin hesabınızı da kapatabilir. Bunlar oldu arkadaşlar geçmişte. O yüzden alternatifleri her zaman yakınızda tutun ve işte ürettiğiniz içerikleri oralarda koyun derim. Elbette herkes için bu yorum geçerli olmayabilir. Çünkü örneğin e-ticaret yapıyorsanız Instagram bu işler için daha uygun. TikTok'ta o kadar uygun olmayabiliyor. YouTube'da hiç uygun olmayabiliyor. Ve sizin videonuzu izleyen kişiyi doğrudan satışa yönlendirecek araçlar Instagram'da daha gelişmiş durumda ve daha kolay ve kabul edilmiş durumda arkadaşlar. O yüzden bu tavsiyem herkes için uygun anlamında söylemiyorum. Ama yine de alternatifleri her zaman göz önünde bulundurun. Ben TikTok'ta yer almak istemiyorum. Orada şöyle var, şöyle videolar var, saçma videolar var. Evet, saçma videolar olabilir ama siz düzgün videolarda orada yer alın arkadaşlar. Benim de tavsiyem bu olur. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Instagram engellemesinin arkasındaki detayları ve olası senaryoları anlatmaya çalıştım. Anlattığım şeylerin tamamı kendi kişisel fikrim arkadaşlar. Sonuçları böyle de olmayabilir. Birkaç gün içinde Instagram açılabilir. Birkaç ayda sürebilir. Türkiye gibi bir ülkede her an her şey olabileceği için bunlara hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Konuyla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi benimle aynı fikirde olmasanız da yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalıma destek olmak isterseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olanlar yorum yazabilir, videolarımı paylaşabilir. Bu tarz desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.